Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size ben Kanaviçe'nin tarihini, Kanaviçe'nin bizim kültürümüzdeki yerini, bizim için önemli olma sebebini anlatacağım. Aynı zamanda bunları anlatırken ne şekilde yapıldığını, malzemelerin nelerden oluştuğunu, ne şekilde yapıldığını da elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kanaviçe'nin tarihine gelecek olursak sevgili dostlar, Kanaviçe'nin tarihi insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe dayanıyor aslında. Kanaviçe dikişin başlamasıyla beraber aslında başlamıştı. Ama 17. ve 18. yüzyıllarda Haçlı seferleriyle ya da doğudan batıya yapılan ticaret seferleri sayesinde Avrupa'ya yayılmıştı. Özellikle İngiltere ve İtalya'da çokça rağbet görmüş bir el işi sanatıydı. Ama bizim ülkemize 18. ve 19. yani bizim kültürümüze 18. ve 19. yüzyıllarda görülmeye başlamıştır. Ama yaygın olarak Anadolu'da kullanılması 20. yüzyıllara yakın bir zamanlardaydı. Peki kanaviçenin bizim için önemine gelecek olursak, kanaviçe bizim kültürümüzde aslında bir çeyiz kültürüdür. Bizim kızlarımız zamanda, yani şu an günümüzde çokça rağbet görülmüyor olsa da ama hala varlığında devam ettiriyor. Eskiden genç kızlar hatta sevdiği erkeklere olsun, hoşlandığı kişiler olsun mendillere oya şeklinde desenler, çiçekler yaparlardı. Ki ilk başlarda kadınların eşlerine güzel görünmek, süsler yapmak için kullandığı bir el işi sanatıydı bu. Daha sonralardan ev dekorasyonlarında olsun, yatak örtüleri olsun, yastık kılıflarında olsun zamanla bu tamamıyla bir çeyiz kültürüne dönüştü ve kızların olmazsa olmazı oldu bu. Onun sonrasında da kanaviçenin yapılışına gelecek olursak, kanaviçe aslında çok basit malzemelerden oluşuyor. Zaten kanaviçenin çok yaygınlaşması da malzemelerin basit ve ipin daha az kullanılmasından dolayı çokça tercih edilen bir el işi sanatı olmasıydı. Bizim kanaviçe için malzemelerimiz kanaviçe ipi dediğimiz ipler oluyor. Tabii ki şimdiki ipler pek kaliteli ipler olmuyor, güzel ipler olmuyor. Eskiden zamanında ipek iplerden yapılan kanaviçeler oluyordu, çok değerli. Hatta sarayda sultanlar için kullanılan, yapılan kanaviçeler, hediyeler olsun çok çok kaliteli, güzel ürünlerden yapılırdı. Kanaviçe için eskiden iğne kullanılırdı ve kasnak dediğimiz çerçeve şeklindeki bu kasnağımız olurdu. Tabii etamin kumaş diyoruz biz buna. Etamin kumaş, düz kumaş, çoğu kumaş üzerine aslında işleme yapılabiliyor. Tabii bu kasnak olmazsa olmuyor çünkü gerilmesi lazım. Gerilmezse dikişler yumuşak oluyor ve ondan sonra uzun ömürlü olmuyor. Bu yüzden isminden de anlıyor, hani kasması için kasnak lazım oluyor. Eskiden tabii insanların çoğu, yani zamane kadınlarımız dediğimiz, hep kendi aklından motifler, desenler, çiçekler yapabilirlerdi. Tabii günümüzde çoğu insan bunu yapamıyor. Ben kendim için konuşacak olursam, üniversite okuduğum ilk yıllarda mesela ben yurtta yalnız olduğumda kitap okumanın yanına bir de kanaviçe yapmak istemiştim. Tabii eski zamane kadınlarımız gibi bunu aklımdan yapamadım. Hani malzemeler olsun falan hepsini ayarladım. Ama mesela dikişler nasıl yapılır, motifler nasıl olur? Bunun için ben internetten, sosyal medyadan mesela baktım ki şablon gerektiriyormuş. Hani böyle kanaviçe de şuradan da göstereceğim üzerine. Aslında çarpılarla motifler oluşturuyorsunuz böyle. Yakından gösterecek olursam iğneyi aslında şöyle çapraz şekilde batırıp çaprazlarla motifler oluşturmaya çalışıyoruz. Yani kanaviçenin bizdeki önemi budur. Yani bizde kadınlarımız için, genç kızlarımız için çokça değerli ve kıymetlidir. Dediğim gibi zamanında genç kızlar sevdiklerine, eşlerine, hatta askere giden nişanlılarına mendil yapıp ceplerine koyarlarmış. Bizim için de böyle de bir kıymetli yeri var kanaviçenin. Günümüzde her ne kadar azalmış olsa da hala aslında vazgeçilmezimiz, yani çoğu kuytu yerlerde olsun, köy ve şehir olmayan yerlerde hala tercih ediliyor ki şehirlerde de aslında hazır olarak çoğu kadınlarımızın göz diktiği, göz bebeği olan ürünlerdendir aslında kanaviçenin olduğu ki eskiden daha çok yatak örtülerinde olsun,
Mesela mendillerde, oyalarda olsun, bunlarda kullanırken günümüzde geliştiği için şu an takılarda, kıyafetlerde, kumaşlarda, bunlarda da tercih ediliyor aslında. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizlere kanaviçenin bizdeki yerini, önemini, az çok malzemelerini ne şekilde yapıldığını anlatabilmişimdir. Bu videodan sonra merak ettiğiniz bir şeyler olursa da internette çokça örneği var. Nasıl yapıldığı hakkında, nereden geldiği hakkında çokça bilgi var. Ben biraz aileden olsun bilgi aldım, biraz internetten, biraz da kendi bildiklerimden sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Herkese sevgiler, saygılar. Beni dinlediğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.